Dinamiden çok bir yoldan fazlası seçildi. Buradan ilan ediyorum ve iktidardaki mükemmel tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta. Ben bu ülkeyi kürsüzcü baronlarına tepkiyorum. Memleket hak yapamalarının başına atadım. İktidara girilmez bu ülkeyi baronlarının tamamını kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya özür dilerim. Gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan koruyacağım. Çanak yürekli yoldaşan nokta. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara gel. Eğer bu yüzükten fazla bir şey varsa bana hırsız diyebilirsiniz. Ama şimdi kendini, aileni, etrafındakileri yedik kralisinin zengini. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çıkmadım. Burada silah ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanı, belki bana etkiz atanı, gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım. Dağılacağım, toparlayacağım. Kurumlarından bizim bir dil getirdiniz. Biz bu vatanı sokakta kurduk. Milleti ayakta. Vatanını seven bizimle omuz omuz olarak. Vatanını seven sandığa. Mesut sizin hayat hakkı çarptı. Hepsine hakim olanların bir sorun gelir. Hepsine hakim olmayan hiç kimseyi yanı taşıtmayacak. Biz sizin hepsinin arkadaşımız. Ay Kemal'in yanında bundan sonra kadarına hastalığa hasta yer almıyordu. Kantalıklar olmayan Ay Kemal'in yanında size ne olacaksınız? Vatandaşlarla ne olacaksınız? Başka bir kısımda özellikle 2008 yılında anayasa mahkemesinde başvurulan hükümlerinizle yer aldınız. Teşekkür ediyoruz. Hayatlarımızı önce yıldırlar. Ve insan sürekli gelişen ve düşüncelerini geliştiren bir kişi. Sabit tuttuğunuz zaman siz asla büyüyemezsiniz. Zamanla kapatılırsınız ve sorunları çözmesi için kapasitelerini doğru, başka bir şey söyleyeyim. Genel başkan olarak başka bir şey söyleyeyim. Artık ben yanlışım. Helalleşme ne demek? Değil mi istiyor? Ama bana ait egoise ben bunu kabul ediyor. Değil mi helalleşme? İşin özünde yatan. Mesela Kandil'in anahtarı kimdi? Kandil'in anahtarı Recep Tayyip Erdoğan'da. Konuşuyorlar ben bunu biliyorum. Ben bir istihbarat teşkilatının mevcutlarını kendi başbakanlığım döneminde İrlanda'ya gönderen. Rahatça söylüyorum. Yarın da gönderdim. Öğüt yerine gönderdim. Bir başbakanı aldık. Ben arkadaşlarımı daha önce gönderdim. Aynı şekilde okulu gönderdim. Daha sonra rahatan gönderdim. Yine bir adımları İmralı'ya olsun. Yarattık. Ve şu anda da yine bunu gerekli gördüğümüz anda yaparız. İmralı için de yaparız, Oslo için de yaparız. Burada herkese katılıyor. Biz bu dakika katılıyoruz. Bugün 10 milyon milyarlık bir ülke toplantısı. Biz milliyetçiler. Bunun namus, öyle böyle. Namusun üstüne bakan herkes. Herkes. Aklın da var.